Biz Metin Topuz ismiyle birkaç gündür tanışıyoruz. Fakat diyorsun ki ben 2015 yılı ortalarında bu ismi biliyor idim. Ya ismen bilmiyordum ama kendisinin Murat Atanur. Metin Topuz olduğunu, yani Murat Atanur ismine kayıtlı telefondan ulaştım. Ya konu şuydu, 25 Aralık Kumpas iddianamesinde İstanbul Konsolosluğu, Amerikan İstanbul Konsolosluğu'nun FETÖ'cü polis amirleriyle telefon trafiği iddianameye yansımış İrfan Fidan Bey tarafından. Gazetecilik refleksiyle kimdir diye aradım. Yani Murat Atanur isimle kayıtlı bir telefon. Bu Murat Atanur da sonradan öğrendik, Amerikan İstanbul Başkonsolosluğu'nun telefon üzerine kayıtlı olan telefon. İlk aradığımda siz, ya Metin Topuz olduğunu sonra öğrendik. Siz kimsiniz, neden beni aradınız, bana nasıl ulaştınız? Kızdı sana yani. Tepki gösterdi. Bu telefona nasıl ulaştınız? Dedim ki gazeteciyim, FETÖ'cü polis amirleriyle telefon trafiğiniz var. Bu iddianameye yansımış. Bu konuda sizden değerlendirme almak istiyorum dedi. Lütfen beni aramayın. Büyükelçilikten, Amerikan Büyükelçiliğinden sizi arayacaklardır dedi. 5 dakika sonra Büyükelçilik aradı. Yani önemli bir isim olduğunu ben 2015 yılında fark ettik. İşte bugüne geldiğimizde... Büyükelçilik aradı, ne dedi? Nasıl? Büyükelçilik açıklamasında Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler... Hayır, senin aradığında niye arıyorsunuz bizim adamımızı mı dedi? Tabii, Amerikan Büyükelçiliği dedi ki siz bu kişiyi neden aradınız, nasıl ulaştınız? Ben aynı şeyleri ifade ettim. FETÖ'cü polis amirleriyle bir trafiği var, iddianameye yansımış. Dedi size yazılı açıklama göndereceğiz, lütfen haberinizi bekletin. Kısa bir açıklama gönderdiler. Açıklama da şuydu. İşte Türkiye ile Amerikan arasında stratejik işbirliği vardır. İşte bu arkadaşımız da bu yönde görüşmeler yaptığı söylendi ama bir baktık ki kara kutuymuş. Yani, onu savunanlar şey diyorlar. Amerika adına Türkiye'deki narkotik davalarını takip ediyordu. Polisle içli dışı olmasının sebebi buydu diyorlar. Ersoy Bey şimdi Zekeriya Öz'le 17-25 Aralık'tan 20 gün önce görüşmüş. Hangi narkotik? Zekeriya Öz narkotiğe bakmıyordu ki. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikiliydi ve narkotikle alakası yoktu. Mesela 15 Temmuz darbe girişimine katılan Zeki Taşkın vardı. Hı hı. O kişi ifadesini hemen söyleyeyim. WhatsApp yazışmalarında da geçiyor. Darbeye direnen herkesi vurun, silah ve teçhizatlarını teslim etmeyin şeklinde WhatsApp yazışmaları ortaya çıkan Zeki Taşkın Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü kuşatmış. Bu kişiyle telefon görüşmesi çıkıyor. İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı ile telefon görüşmesi çıkıyor. Bu kişi kim? Bu kişi jandarmaya silah dağıtan kişi. Narkotik mi bu? Yani Ankara Emniyetini kuşatan... Birileri kasten istikamet çiziyor demek ki yani. Tabii yani bu kişi 35 yıllık İstanbul Konsolosluğunda, Amerikan Konsolosluğunda çalışan kişi. Kendi ifadesine göre... 35 yıl ama kaydı yok. 82'de şeye başlamış konsoloslukta çalışmaya ve 10 sene... 10,5 sene santral operatörü olarak çalışmış. 92'den sonra da narkotik bölümünde çalıştığını ifade ediyor. Ama Amerikan Büyükelçiliği şu açıklamada bulundu. Yerel çalışanımız, Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Sözcüsü, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu dedi ki, Amerikan Konsolosluğu'nda resmi bir kayıt yok bize bildirilen. O daha da gizemli hale getirdi. Metin Topuz, FETÖ'nün polis amirleri, savcı ve askerleriyle yoğun irtibatı olan kişi. Ve iddianamede aynen şu ifade geçiyor. Hemen ifade edeyim. FETÖ'nün kuryesi olarak suçlanıyor Metin Topuz. Ersoy Bey, 5 sayfalık sevk yazısında diyor ya, John Bass, biz diyor neden tutuklandığını bilmiyoruz. Alın yazı. Fethullah... Bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısı şu ifade geçiyor. Fethullahçı terör örgütü taşeron olarak kullanılmaktadır. 17-25 Aralık girişiminde şüpheli Metin Topuz'un girişimin emniyet ve yargı ayağını yürüten şüphelilerle eylemin asıl faili konumundaki dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık görevini... Bak bu ifade önemli. Bu ifadenin bir altını çizelim. Kenan Kıran'ın tutuklamaya sevk yazısından okuduğu cümlede diyor ki
FETÖ METÖ hikaye. Taşeron diyor. FETÖ buradaki tetikçiniz sizin. Hı hı. Asıl fail ABD'dir. Kesinlikle. Asıl fail, yani bu ilk kez bir yargısal metine, yani bu savcılığın tutuklama sevk yazısıyla ilk kez bir yargısal metine doğrudan ve açıkça Amerika Birleşik Devletleri buradaki operasyonların ana merkezidir ifadesi girmiş oldu. Kesinlikle ve devamında çok önemli. Şöyle diyor, Metin Topuz sözde soruşturma dosyasındaki sahte delil ve ses kayıtlarının yurt dışına çıkarılması konusunda FETÖ mensuplarıyla diş irtibatı olduğu yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunmaktadır. Yani sen John Bass, sen önce şunu cevap ver diyorsun. Yani burada suçlanan aslında Metin Topuz değil. Evet. Aslında sensin ve senin adına bu işleri bu yürütüyormuş. Tabii yani FETÖ... Yani iş aslında geldi John Bass'a. Geldi, ne dedi dünkü toplantısında o? Ona sordular, sizin şahsi kanaatiniz nedir diye. Ben Amerikan hükümetinin bir adamıyım, şahsi kanaatim olamaz benim dedi. Öyleyse kardeşim, senin şahsi kanaatin yoksa o zaman bu işin siyasi sorumlusu da Amerikan hükümetidir o zaman. Ersoy Bey, sevkiyasında bir ifade daha var. Buyurun. Sonuç bölümünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısında. Yapılan tespit ve beyanlardan anlaşılacağı üzere şüphelinin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimini yöneten FETÖ mensuplarıyla ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen arasındaki irtibatı sağladı. Bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, şüphelinin evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen telefon ve dijital materyallerin halen incelemesini devam etti. Yani FETÖ'nün kuryesi Pensilvanya'daki terörist başı Fethullah Gülen'le FETÖ mensupları arasındaki aracılık yapan kişi. Ciddi bir suçlama dediğiniz gibi. Şu an aslında Amerika yargılanıyor. Tabii Amerika, tabii. FETÖ taşeron diyor. FETÖ işi bitmiş siz yani. Siz Metin Topuz üzerinden Türkiye'ye bir operasyon çekiyorsunuz diyor. Korkuları bu. Ve Ersoy Bey, FETÖ'nün mesela 17-25 Aralık operasyonunu yürüten beyni kimdi? Zekeriya Öztü. Doğru. 17 Aralık darbe girişiminden 20 gün önce Zekeriya Özlü'nün makamına gittiğini, Amerikalı yetkilileri götürdüğünü, bir savcıyı götürmek istediklerini, Zekeriya Özlü de Amerika'ya götürmek istediklerini anlatıyor Metin Topuz. İfadesi aynen şu: Zekeriya Öz VIP karşılama istedi, kabul edilmedi, Zekeriya Öz gelmedi. İkinci kez diyor makamında görüştük, toplam 6 görüşmesi var. Bence en önemli İstanbul Mali Şube Müdürü, FETÖ'den tutuklu Yakup Saygılı. Diyor ki, ifadesi şu: gittik Yakup Saygılı iki polis amiriyle birlikte Amerika'ya götürdüm bu ekibi ve orada Washington'da bir savcıyla görüştürdüm. Bu savcı kim? Yani Metin Topuz kim? Bahar Arama kim? Konuşuyor. Diyor ki, ben bu kişinin talimatıyla bu işleri yaptım, isim veriyor ve işte bu ikinci gözaltı girişimi de Metin Topuz'un ifadelerinden ortaya çıktı. Ya. Yani işte. Ya iş büyük, bence seri gözaltılar olacaktır. Yani 17-25 Aralık darbe girişiminin arkasında Metin Topuz'un olduğu belgelendi. Gezi kalkışmasında Mahir Çakallı'yla defalarca görüştüğü ortaya çıktı. Ne işin olur senin ona ya? Şimdi diyelim ki şunu anlarım. Mesela bunu hani herhangi bir şeyi tevil etmek adına söylemiyorum ama diyelim ki sen mesela yıllarca polis, adliye, emniyet çalıştığın için daha iyi anlayacaksın ne söylemek istediğimi. Polis adliyede çalışan bir gazeteci tanıdığı bir sürü polis şefi olabilir. Aynen. İrtibat içerisinde olduğu çıkabilir ortaya. Telefonları şusu busu falan filan. Der ki, abicim biz alışveriş yapıyoruz. Yani işte şu yakalandı mı, bu tutuklandı mı, bu sevk edildi mi, şunun suçu ne, bilmem ne. Yani bir işimiz var çünkü, yani o polis müdürüyle konuşuyor. O polis Amerikan konsolosluğundaki santral memurunun bütün polis müdürleri ve bütün FETÖ'cü yargıçlarla ve savcılarla ne işi olur? Ne işi olur ya? Ersoy Bey, az önce ifade ettiniz ya, Gezi olayları ne zaman başladı? 27 Mayıs'ta işte Sırrı Süreyya Önder Vinci'nin önüne yürüdü. 30 Mayıs'ta iş şiddetlendi. Başbakanlık Çalışma Ofisi basılmak istendi. İlk televizyonlarda ilk kez o dönemde Ülke TV'de birlikte açıklamıştık. Beraber, evet. Yani Gezi'de FETÖ'nün, yani o dönem FETÖ denilmiyordu, bu yapının olma ihtimali. Hayır, o zaman şunu söylemiştik yani çok çok net. Ya bir deli saçması bir durum var ortada ve bu işte yani polislerin enteresan garip tavırları var.
ya da işte zabıtanın ya da başka bir takım kolluk gücünün işte çadır yakmalardan tut da vesaire ilk günlerden biri aynı şeyi söylüyorduk. Evet. Ya o dönemde hatırlarsınız 31 Mayıs olması gerek. Cumartesi'ye bağlayan gece. Dolmabahçe cami işgal edildi. 2-3 gün boyunca işgal edildi. Başbakanlık Çalışma Ofisi işgal edilmek istendi. Allah'tan hem karadan hem denizden. Allah'tan namuslu çevik kuvvet polisleri vardı, FETÖ'cü olmayan. Oraya geldiler, o kuşatmayı yardılar. Çünkü FETÖ'nün mensupları o alana geçişleri serbest bırakmıştı. Ve İnönü Stadı'nın orada 8 tane birbirine geçmeli bir tüp düzeni bulundu. Hı. O gece hepsi oldu ve unutmayalım o gün, bir gün sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu Kadıköy'deki mitingini iptal etti. Taksim'e geldi. Taksim'e geldi. O dönemlerde gezi olayları şiddetlendi. Cumhurbaşkanımız yurt dışına çıkmıştı. İşte FETÖ lideri diyordu ki çapulcu demeyin, belki sahabi çıkacaktır filan, Halid bin Velidler çıkacaktır. 10 tane Alevi vatandaşımız öldü, 2 tane polisimiz şehit oldu. O dönemde Metin Topuz, narkotikçisin sen, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'yla 17 Haziran'da 4 defa, 18 Haziran'da 1 defa görüşmesi var. Toplam 16 görüşmesi. Yani bir irtibat görevlisi gezi olaylarının şiddetli olduğu günlerde neden İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'yla görüşür? Mesela sen Zekeriya Öz'de hangi sıfatla görüşüyorsun? Peki şu olabilir mi? Bunu tamamen hani beyin jimnastiği olsun diye de söylüyorum aynı zamanda. Görevi gereği aslında bu görüşmeleri kendisi yapmamış da ilgili büyükelçi ya da işte oradaki görevli diplomatik yetkiliyle teması sağlayan aracı olabilir mi? Bence aracı. Diyor ki görüş. Gidiyor, görüşüyor. Yani hani Metin Topuz'a tekmil vermiyorlar da Metin Topuz arıyor diyelim ki işte büyükelçiyle Mahir Çakallı'yı görüştürüyor. Evet. Ya da konsolosla, İstanbul konsolosuyla efendim Zekeriya Öz'ü görüştürüyor. Evet. Belki de yani. Evet. Öyle de olabilir değil mi? Tabii zaten bu kişi bence kurye. Ama şu an tüm bildiklerini anlatıyor. Yani belki korkudan, belki itirafçı oldu. Tüm detaylarıyla anlatıyor. Mesela Mehmet Akif Üner'le 25 gün önce, 17-25 Aralık darbe girişiminden 25 gün önce görüşmüş. O dönemde yoğun bir telefon trafiği var. Yakup Saygılı ile 35 gün önce görüşmüş. Diğer FETÖ'nün 17 Aralık kumpasında yer alan tüm birimiyle, mesela teknik dinleme kararı dinleme yapan o ekibin mensuplarıyla dahi görüşmüş. Toplam 121 baylokçuyla telefon görüşmesi var. 17-25 Aralık kumpasında bu kişi kuryelik yapmış. Amerikan Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğu adına bir kuryelik yapmış. Defalarca görüşmesi var. Yani ileriki günlerde de ortaya çıkacak. Türkiye'de ikinci gezi kalkışması çıkartılmak istedi bazı illerde. Artvin başta olmak üzere. Birçok ilde, bazı yerlerde bu kişinin yoğun telefon trafiği ortaya çıkacak. Bu kişi önemli biri. Az önce söyledik ya Ersoy Bey, 15 Temmuz darbe girişiminde. Hemen onu da ifade edelim. Yani 15 Temmuz'da bu adam ne yapıyordu? Evet. Diyor ki mesela 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan az önce bahsettik Zeki Taşkın. Darbeye direnen herkesin vurulması, silah ve teçhizatının teslim edilmemesi yönünde Zeki Taşkın'ın WhatsApp yazışmaları var. Bu kişiyle irtibatı var. Diyor ki Metin Topuz'a soruyorlar. Sen bu kişiyle Ankara Emniyetini kuşatan, FETÖ adına darbe yapmak isteyen Zeki Taşkın'la neden görüştün? Hatırlamıyorum. Görüşmüşsem diyor, iş ilişkisi çerçevesinde görüştüm. Ondan sonra şu isim de çok önemli. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Anadolu yakasındaki birliklerinden sorumlu komutan yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya ile telefon görüşmesi var. Bu kişi İstanbul'daki darbenin beyni ve jandarmaya silah dağıtan kişi. Bu kişinin de telefon bağlantısı var. Ya neden görüştü? Şimdi 15 Temmuz belki aydınlanacak. Yani diyorsun ki ABD aslında burada kuyruğundan, Metin Topuz üzerine kuyruğundan yakaladı. John bahsediyor ya nedir? Şu Ersoy Bey'in manşet programını izlese tutuklanma gerekçesini aslında çok iyi de biliyor. 5 sayfalık sevk yazısı. Avukatları yok mu? Ya 15 Temmuz darbe girişiminde Amerikan İstanbul Konsolosluğu'nun irtibatı ortaya çıkıyor. 17-25 Aralık kumpas yargı girişiminde İstanbul Konsolosluğu'nun fonksiyonu ortaya çıkıyor. Gezi olaylarında Metin Topuz'la
FETÖ'cü polis amirlerinin bağlantısı ortaya çıkıyor. Ve belki önümüzdeki günlerde İstanbul, Amerikan İstanbul Konsolosluğu Adil Öksüz'ü aradı 15 Temmuz'dan sonra. Aradı, 15 Temmuz'da ortaya çıktı Adil Öksüz'ün fotoğrafları her yerde. Konsolosluktan biri aradı, dedi ki vizen iptal. Metin Topuz'un arama ihtimali olduğu düşünülüyor. Mesela MİT tırları kumpasında John Bass diyordu ya, işte biz tutuklanma gerekçesini bilmiyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT tırları ihanetinde iki isim. Bayram Andaç ve Muharrem Gözübüyük. Diyor ki biz bu kişilerin MİT tırları ihanetinde organizasyonun içinde olduğunu tespit ettik ve İstanbul Konsolosluğu ve Amerikan Büyükelçiliği ile bu MİT tırlarının iki sivil imamı, organize eden kişiler defalarca görüşme yapmış. İrfan Fidan Bey, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükelçiliğe yazı geçiyor. Diyor ki hangi gerekçeyle Büyükelçiliğiniz ve İstanbul Konsolosluğunuz arandı? Bana tarihini söyle. En üstteki tarihi söyle bana abi. 30 Haziran 2017. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Evet. Dördüncü ayın içindeyiz yani. Evet, cevap yok. 5 Temmuz'da eline geçti yazı. Diyor ki hangi gerekçeyle Büyükelçiliğinizle... 4 aydır Sayın John Bass, evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın soruşturmaya dahil edeceği MİT tırlarının sivil ayağıyla kim, ne amaçla görüştü sorusuna... Büyükelçiliği başkonsolosluğu aradı. Bak soru cevap çok var. Basit. Hangi gerekçeyle Büyükelçiliğiniz ve İstanbul Konsolosluğunuz arandı? Hangi görevlilerle görüşme yapıldı? Görüşme konusu ve mahiyetini ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirin. İlk gün şunu dediler Kenan Kıran, onu da hatırlatalım. Büyükelçilik dedi ki biz böyle bir yazıdan habersiziz. Tamam, böyle bir yazıdan habersiz olduğunu varsayalım ki kargo kayıtları zaten onu, evet, yalanlıyor. Yani evet, kargo kayıtları o yazının Büyükelçiliğine eline ulaştığını gösteriyor da ondan da geçtim. Dün habersizdin. Önceki gün, ondan daha önceki gün 4 ay oldu be kardeşim. Evet, 4 ay oldu. 5 Temmuz'da eline geçti. Bugün artık ortada yani. Neredesin? Yani John Bass diyor ya, Türk yargısına saygılıyız. Bir soruşturma yürütülüyor. MİT tırları ihaneti, casusluk suçlaması var. Jandarması, polisi, gazetecisi, milletvekili tutuklu. İki sivil imam Büyükelçiliği ve Konsolosluğu arıyor. 5 Temmuz'da yazı eline geçiyor ve cevap yok. Adil Öksüz neden arandı? Yok. Cevap yok. Metin Topuz'un da MİT tırlarındaki o iki sivil imamı arama ihtimali, evet, üzerinde düşünülüyor. Peki, şu bugün senin yaptığın bir haber var Sabah gazetesinde.